Tepeçerli Köyü başkanımız aramızda. Onunla biraz hoş sohbetler yapalım. Evet başkanım. Evet, teşekkür Sizi ederim. tanıyalım. Sağ olun. Öncelikle buraya geçtim. İki tane Selda'nın arasında dilek tut dediler ya. Ben de şimdi dilek tutacağım burada. İki tane Başkanım ben Selda'nın tuttum arasında ama. geçtim. Senden önce ben geçtim. Onu söyleyeyim bir kere. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun sözü bana verdiğiniz için. Ben öncelikle derneklerle ilgili birazcık konuşmak istiyorum. Yani derneklerin kendine has, kendine göre tabii ki çalışmaları var. Bunlardan bahsedeceğiz ama dernekler belli bir misyonla kurulur. Yani derneklerin amaçları vardır. Durup dururken dernek kurulmaz. Tabii. Bir amaca hizmet etmek için dernekler kurulur. Biz de tabii bir amaca hizmet etmek için, bir misyon sahibi olabilmek için bir dernek kurduk 2006 yılında. 2006 yılından bu yana da elimizden geldiği kadar işte köylerimizin desteğiyle, üyelerimizin desteğiyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle ben derneğimizin iki ayağı var. Ondan bahsetmek istiyorum. Birincisi büyük şehirlerde yaşayan köylerimiz. İkincisi de gerçekten ana vatanımız köyümüz Tepeçayrı Köyü. Yani Tokat Pazar ilçesine bağlı Tepeçayrı Köyü. Bizim için tabii vazgeçilmez bir yer Tepeçayrı Köyü. Çünkü burada gördüklerinizin hemen hemen hepsinin mutlaka Tepeçayrı Köyü'nde bir anısı vardır. O anları, onları yaşatmak, onları tazelemek için sürekli biz çalışmalar yapıyoruz. 2009 yılında bakın 2009 yılında Tepeçayrı Köyü'ne buradaki insanları götürdük ve oradakilerle kucaklaştırdık. Bu çok önemli bir şeydir. Pazar'da, Pazar ilçesinde hiç yapılmayan bir şey yaptık. Yani ilçemizde böyle bir şey yoktu ama biz Tepeçayrı Köyü'ne insanlarımızı buradan taşıdık. Aluç'ta alan yayla şenliği yaptık. Muhteşem bir şenlik yaptık. Ve şenliğimiz dilden dile destan oldu. Şu anda Pazar ilçesinin hemen hemen her köyü, her derneği mutlaka yaz eğlencelerini, yaz etkinliklerini köyde yapmaya başladılar. Bu demek ki bir aşamadır. Derneklerin işte yapmak istediği şeyler bunlardan ibaret değil ama bu bir ayağı. Bunun yanında tabii bunu yaparken aslında amaçlarımız da var. Yani bir amaca bağlı olarak yapıyoruz biz bunu. Nedir? İşte köyümüzün sorunları var. Başkanım çok özür dilerim. Telefonumuz varmış. Alo. Alo. Telefonumuz yok mu? Şaka yaptılar herhalde. Evet, telefon şakaları da olabilir tabii gayet normal. Şimdi evet, sağ olsunlar sanıyorum. Telefonumuzu da belirt. Evet. Bu anda bizleri arayan dostlarımız bize ulaşabilirler. Evet, 0212 556 88 70 numaralardan da bizlere ulaşıp canlı yayına bağlanabilirler. Evet başkanım. Evet, yine bahsedelim. Yani biz bu etkinlikleri yapıyoruz ama özellikle köyde yaptığımız etkinliklerin asıl sebepleri var. Neden yapıyoruz? Yani köyümüzde bir etkinlik yapıyoruz ama biz buradan kalkıp da sadece orada bir gün işte eğlence yapmak, saz çalmak için falan gitmiyoruz. Amacımız var bizim orada. Nedir amacımız? İşte köyümüzün yeniden yaşanılır hale gelmesini istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz artık büyük şehirler yaşanılmaz hale geldi. Yani büyük şehirlerde insanların yaşaması mümkün değil artık. Artık bizi boğuyor. Hele ki bizim gibi köylerimizden gelip de burada işte asgari ücretle hayatını devam ettirmek isteyen insanlar için artık büyük şehirler işkence haline geldi. Tabii. Nedir? İşte biz oradan geliyoruz buraya. 800 lira asgari ücret. Bu asgari ücrette biz ay başını getirmeye çalışıyoruz. Tabii. Çok zor. Tabii. Onun için ne yapmak lazım dedik. Biz tabii çalışmalarımızın asıl ayaklarından birisi buydu. Köyümüzün yaşanılır hale gelmesi ve artık köylülerimizin İstanbul'u değil İstanbul'daki köylerimizin köyü düşünmesini istedik. Onun için de bu tür etkinliklerin oradaki işte yaşanılır hale gelmesi için de bir şeyler yapılması gerekiyor. Ne yapılması gerekiyor? Öncelikle köyümüzün yolları yapılması gerekiyor. Daha sonra köyümüzün altyapı sorununun çözülmesi gerekiyor. Yolları onun dışında suyu tabii ki. Başkanım suyu, bu dert sizde de var değil mi? Bu yol olmaz mı? Olmaz mı sevgili kardeşim? Olmaz yani mı? Mesela böyle yollarımız eksik. Geçenlerde evet, ben aslında benim tarzım değil. Bunu dostlarımız çok belirtti bana. Evet. Yani Nuri Çetin'e telefonlarımız çekmiyor. Arkadaşlar buradan görüyorum. Başkanım ben kendi köyümden mesela Sinop'tan. Şimdi biz buranın cenaze götürdüğün zaman benim köyüme çok yakın. Yani şu an sahil. Evet. Karadeniz sahil yolu oldu. 5 kilometre yok. Belki de 2 kilometre. Ama bizim şimdi vatandaşımız kışın gidiyor ailece. Çoluk çocuk kar kış. Orada cenazeyi omzunda taşınıyor. Evet. Yani neden? Bunu ben herkese sadece Sinop değil. Türkiye'nin her memleketinde adam kapısına cenazesine gidemiyor buradan ailesiyle. Neden? Mezara kadar gitsin cenazesine. Valla Nuri Bey yaramı deşti. Şimdi ben konuştum mu susturamazsın beni. Onu söyleyeyim. Aslında başkanım ben şimdi. Aslında benim siyaset yapmıyorum ama bu akşam senin ağzından. Şimdi bakın tabii ki yaptığımız şeyler siyaset değil gerçekler. Yani gerçi siyaset de bir gerçek. Tabii canım. Ama bu yaptığımız şey bizim gerçek. Bakın biz de aynı şekilde
Omzumuzda cenazelerimizi taşıyoruz köye. Niye taşıyalım? 21. yüzyıldayız. Türkiye Cumhuriyeti artık yol almış gidiyor. Önünde kimse duramıyor. Öyle diyorlar değil mi? Tabii canım. Gidiyor yani. Bunu kimse şey yapmıyor. Ama peki şimdi bakın yollarla ilgili bizim özellikle kendi köyümüzün yoluyla ilgili 2006 yılından bu yana derneğimiz ve muhtarlığımız zaten daha öncesinden çalışmalar yapıyor. 1970'lerde yapılan bir yolumuz var ve yolumuz sürekli işte bozulan yerleri yapılıyor ve öyle kalıyor. Biz de dedik ki ya bu yollar artık bir stabilize olsun. Yani insanlar işte kışın giderken araçları kalmasın yolda. Yazın tozdan işte insanlar rahatsız olmasınlar. Çünkü buradan gidiyorsunuz, yukarı çıkıyorsunuz, arabanın filtresini değiştirmeniz lazım. Neden? Çünkü toz artık çökmüş, çalışmaz. Öyleyse ne yapalım? Muhtarımız tabii sağ olsun özveriyle çalışıyor. Stabilize için özel idareye defalarca başvuruda bulundu. Tabii bununla ilgili biz de takiplerimizi yapıyoruz. Bakın, 2006 yılını baz alalım. 2006 yılından bu yana biz hemen hemen her sene, bu sene hariç her sene köye gideriz. Ve köyle ilgili işte sorunlar nedir? Çünkü köy bizim köyümüz. Biz İstanbul'da yaşasak da yani biz bir ayağımız orada. Ne olursa olsun. Çünkü bizim evimiz var, tarlamız var, bahçemiz var. Hiç kimsemiz yoksa mutlaka orada bir akrabamız var. Onun için ne dedik? Öncelikle köyümüzün yolu. 2006 yılında gittiğimizde bakın müracaatlarımız var muhtarımız tarafından. Dedi ki şu köyün yolunu stabilize yapalım. Ne olur ya stabilize. Çok bir şey istemiyoruz. Bakın stabilize. Asfalt istemiyoruz. Yolun taş yapmayın demiyoruz. Stabilize yapın diyoruz. Bakın. Her gittiğimizde yapılacak diyorlar. Hiç yapmayız demediler inanın. Hiç yapmayız demediler. Allah razı olsun onlardan. Ama işte yapmadılar. Bakın bana benim geçen sene artık canıma tak etti. Dedim ki ya bu yol neden yapılmıyor? Gittik 2009 yılı Mart ayı 9 Mart. Gittik ya dedik niye yapılmıyor? Ya programı aldık sizin yolunuzu dediler. Allah razı olsun dedik ya. İyi tamam programı almak iyi bir aşama bizim açımızdan. Peki sonra... Ne zaman yapacak? İşte Mayıs ayında yapacak, Nisan ayında yapacak, Haziran'da yapacak. Ağustos'ta bizim, Temmuz'da bizim şenliklerimiz var. Şenlikleri yetiştireceğiz başkanım. Tamam yetiştirelim. Sonuç? Sonuç yok. Şenlikleri yaptık. Şenlikleri yaptık. Bakın. 7 Temmuz'da şenlik yaptık ve o köyün yolunu sadece greyderler düzelterek yaptırdık. Bir yağmur yağsa zaten çıkamazsınız. Her taraf oyuk oyuk olur. Bakın. Ben daha sonra geldiğimde dedim ki ya bu niye oluyor arkadaş? Bunu bir araştıralım. Nedir yani? Sebep nedir? İçişleri Bakanlığı'nın bilgi alma yasasına yararlanarak buradan yazı yazdım. Dedim ki, ya dedim bizim köyümüzün yolunun programa alındığı söyleniyor. Bu programa alındıysa ne zaman yapılacak? Yapılmayacaksa yapılmıyor deyin bize. Yani biz illa da yapın da demiyoruz yani. Yapılacak ama sonuç itibariyle bize program aldık diyor. Bakın, bana gelen cevap. 8-7-2012 tarih 462.772 sayılı bilgi edinme başvurunuz diyor. Bu başvuruya ben oraya başvurdum ve ilgi sayı bilgi edinme başvurunuz incelenmiş olup ilimiz Pazar ilçesi ile Yukarı Tepeçaylı köyü arasında yol 2012 yılı stabilize programına alınmıştır. Buraya kadar dediklerim doğru değil mi? Alınmış. Sağ olsun özel idare sekreterimiz aynı şeyi söylemişti o zaman. Daha sonrasında çok dikkat ediniz. Bakın burası çok önemli. Yeterli ödeneğin temin edilememesinden dolayı 2012 yılı itibariyle yolda herhangi bir çalışma yapılamamıştır. Yeterli ödenek temin edilmesi durumunda çalışmalar başlatılacaktır. Şimdi... Ne dedik? Türkiye Cumhuriyeti değil mi? Büyük bir devlet. Peki 8 kilometrelik bir yolun stabilisini ödenek olmadığı diye yapmak doğru mudur? Başkanım şimdi bir konuya denk geldin. Şimdi devlet de köyde az olanlara hizmet vermiyor. Neden? Ya şimdi mesela benim köyüm 60 tane. Hmm. Ama şimdi köyde kimse kalmıyor. Hmm. Kimse yok. Belki 10 tane var. Şimdi bakın ben onları bakın bahsedeceğim size. Biz şenlik yaptım. Amacımız neydi bizim? Köyümüzü yaşanılır bir hale getirmek değil mi? Yolu niye istiyoruz? Yaşanılır bir yerde insanların yaşayabilmesi için istiyoruz. Peki bu yol olmazsa o köye insanlar gider mi? Gitmezler. Peki kardeşim bu yolu sen yapacaksın ki ben de buradaki işte zor durumda geçinemiyorum diyen adamı oraya yönlendireyim. Gitsin orada yaşamını devam ettirsin. Orada okul yok çocuk okula gidemez. Orada okul yok hasta gidemez. Orada okul yok pazara gidemezsiniz. Bakın bizim yolumuz ilçemizde yani pazara hani alışverişe gidiyoruz ya bakkallara. Gideceğimiz yer 13 kilometre. Sen benim yolumu yapmazsan ben gidemem oraya. Oradan çay alamam, şeker alamam.
Başka şey alamam. Hiçbir şey alamam. Yolum yok çünkü araç çıkmaz. Öyleyse öncelikle yolun yapılması lazım. Nuri Bey, bu ödenek yok da sizin yolunuzu yapamadık demek bence çok yanlış bir şey. Çünkü başbakanımız ne diyor? Asfalt yapılmamış köy kalmayacak diyor. İşte başbakanım duy. Burada bizim köyümüzün stabilisi yapılmadı. Yapılmadı. Hala da uğraşıyoruz ama tabii bu Recep Gökçe genel sekreterimiz sağ olsun yeni geldi. İnşallah onun sayesinde yapılacaktır bu. Valimiz sağ olsun yeni atanmış bir valimiz var. Daha kendisiyle görüşemedik. Onu da ziyarete gideceğiz inşallah. İnşallah bunların sayesinde yapılır. Onlardan ricamız bir an önce bizim köyümüzü ve bizim köyümüz gibi olan bütün köylerin yollarını artık açın. Yol olmayan yere medeniyet gelmez. Başkanım evet. Konuşuyoruz. Ben acıktım orada şu yemekleri şöyle bir tanıdayım. Evet siz yemekleri bir geçin daha sonra. Bir güzel alkış istiyorum.